Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikis. İlginç bir haber var sırada. Almanya'da hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edildi. 4 milletvekili çekimser kaldı. Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'na WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV'nin kişisel takip etmesinin önündeki engeller ortadan kalkacak. Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağlı mücadelede BfV ile askeri istihbarat servisi MAD arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor. SPD milletvekili Uti Gürös, federal mecliste yaptığı konuşmada yasayı savunarak teröristler ve aşırılık yanlıları artık birbirleriyle telefonda konuşmuyor, kısa mesajlarda yazmıyorlar. Bunların yerine mesajlaşma servisleri aracılığıyla şifreli biçimde iletişim kuruyorlar ifadesini kullandı. Yani bundan sonraki süreçte WhatsApp yazışmaları da Alman İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edilebilecek. CDU milletvekili Michel Brandt da saldırıya uğrayan bir hukuk devletinin uygun şekilde ve kararlılıkla kendisini savunması gerektiğini belirtti. Muhalefet partileri ise bu yasayla vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirdi. Sol Parti milletvekili Andre Han yasanın anayasaya aykırı olduğunu belirtirken, Yeşillerden Konstantin von Nossa bu şekilde hiçbir saldırının engellenemeyeceğini savundu. Özetle Almanya'da artık bundan sonra WhatsApp yazışmaları, Telegram yazışmaları gibi yazışmalarda Alman İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edilebilecek, okunabilecek. Konuyla ilgili olarak Alman İstihbarat Teşkilatı Facebook'un kuruluşu WhatsApp'la ve diğer kuruluşlarla irtibata geçecek. Özel hayatın gizliliği bu yasayla tamamen ayaklar altına alınmış durumda. Artık WhatsApp'tan da diğer yerlerden de yazılan bütün mesajlar Alman İstihbarat Teşkilatı tarafından okunabilecek. Demokrasinin beşiği olarak gösterilen Almanya'da böyle bir yasanın geçmesi gerçekten insanın aklının almadığı bir yasa değerli izleyiciler. Almanya'da da bu tarz yasalar artık maalesef yürürlüğe girmeye başladı. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.